Merhaba, ben geldim. Ne haber, nasılsınız? Ay çok heyecanlıyım ben bugün. Çünkü kamera arkasında nasılsın? Gayet güzel. Heyecanlıyım ben de. Belli sesinden. İyi, iyi, iyiyim, iyi. Valla ben de heyecanlıyım. Bugün birlikte sohbet edeceğiz. Sizin için bir konu belirledim tabii. Söz Ali'de. Bugün takipçilere ne anlatacağım bakalım. Merakla bekliyoruz. Valla şöyle, eyeliner çalışacağız bugün ama eyeliner'la değil. Neden olmasın diye düşündüm. Konumuz eyeliner ama eyeliner yok. Yani şöyle, eyeliner dediğimiz şey aslında işte böyle jel, kalem tarzı böyle uçlu, fırça tarzı şeylerle kullanılan bir ürün. Gözümüzü belirlediğimiz hat, gözümüze vermek istediğimiz şekli belirleyen şey aslında eyeliner. Ama biz aslında eyeliner diye adlandırdığımız şeyi kalemle yapabiliriz, farla yapabiliriz. Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz diye bugün videoda anlatacağım. Tabii ki de başka konularım da var. O zaman ben başlayayım ufaktan. Küçük küçük. Sen benden daha heyecanlısın. Ne yapacağız böyle konuşmadan? Şimdi şöyle, ufak şöyle bir toplayayım istiyorum. Hiçbir şey sürmedim göz çevreme. Sadece ufak bir concealer geçeceğim. Hemen sonrasında başlayalım. Ufak derken çok oldu. Yani vegan beslenme nasıl gidiyor? Vegan beslenme iyi gidiyor. Ta ki Bursa'ya gidene kadar iyi gidiyordu. Neler oldu Bursa'da? Neler oldu? Aslında Bursa'da neler olduğundan önce Bursa'ya, yani Bursa'da gideceğimiz restorana kim karar verdi? Allah'ım şöyle oldu. 3 aydır yaklaşık vegan besleniyoruz ve buna gerçekten bir sabah böyle uyandık ve dedik ki tamam, bugünden itibaren vegan besleniyoruz. Hiçbir şekilde önceden bir hazırlık, bir kesme, hani böyle bir yavaş yavaş bırakma olmadı. Bir gün başladık biz vegan beslenmeye. 3 aydır çok iyi devam ediyorduk. Geçen gün Bursa'ya gidecektik günübirliğine. Dedik ki nereye gidelim, nereye gidelim? Aa dedik, en iyi restoranı hani yemekleriyle ünlü. Gitmişken deneyelim. Zeynep'e gittik. Gitmeden önce de Ali ile yolda şey konuşuyoruz. Yolda değil, hatta bir gün önce evde konuşuyorduk değil mi? Dedim ki Aynen. yani Ali biraz böyle arada işte, yani eski sonuçta 30 yaşındayız ve 30 sene vegan beslenmek nedir hiçbir bilmemişiz ve bir anda kesmişiz. Tabii ki de insanın alışkanlıkları var ve canı bir şekilde bir şeyler istiyor. Bu arada önce şeyi anlatayım, bir dakika hemen sen kaldığım yeri bence devam ettireceksin. Kalemle başlıyorum bir tarafa, tamam mı? Alt gözünüzün yuvarlığını kendinize zemin olarak alacaksınız. Belki yakınlaşıyorsa biraz yakınlaşabilirsin. Gözümün bitiminden şöyle bir yuvarlak düşünüyorum. Elinizi böyle bir alıştırabilirsiniz. Gözümün bitiminden hop yukarıya çıkacağım, tamam mı? Şöyle bir oraya küçücük bir kalem izi bırakıyorum. Gözümün bitiminden hop yukarıya doğru. Şimdi başta bu size çok böyle dik bir açı olarak gelmiş olabilir ama aslında değil. Tekrar söylüyorum. Alt gözümün çizgisinden kalemi şöyle sanki böyle bir yuvarlak çizecekmişim gibi alt gözümün çizgisinden gelip hop yukarıya çizdim. Gözüküyor mu? Bu neyde sıkıntı olabilir? Düşük gözlülerde sıkıntı olabilir. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü düşükse alt gözünüzün şeyi, kapağı, ona göre bir açı alacaksınız kendinize ve o da sıkıntı yaratabilir. O zaman ne yapacağım Buket derseniz de alt gözünüzü hesaba katmadan üst göz kapağınızda 3-4 tane kirpiğinizi geride bırakıp içeriden bir kesit yukarıya çıkıyorsunuz. O zaman o düşük gözlüğü de geride bırakmış oluyoruz. Buradan da gözümün iç kısmına doğru geliyorum. Kalem çok hafif kullanırsanız, hani bu ne resim yaparken de öyle olur ya, hani böyle resim yaparken böyle dan 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 diye çizerseniz, silseniz bile iz kalırdı da. Hocalarımız hep böyle hafif hafif kullanmamızı söylerdi kalemi. Aynı o şekilde çalışırsanız sildiğiniz zaman iz kalmaz. Gerçi şu an silmek çok mümkün değil. Ben artık concealer sürüp üzerine onu sabitleyip öyle çalışmaya başladım ama siz concealer sürmeden bunları bir çalışıp eliniz alışsın. Concealer sürdükten sonra devam edersiniz. Şu an burada benim isteğim doğrultusunda kalın bir eyeliner görüntüsü var. Bunu uzatıp uzatmamak bana kalmış. Günlük hayatımda ise çok uzatmam. Eğer gece bir yere gidiyorsam, uzatmak istiyorsam ucunu uzatabilirim. Bu şekilde uzattım. Şimdi ben onun için doldurmaya geçerken konumuza geri döneyim.
Dedim ki sen yani Ali bence daha çok zorlanıyordu. Doğru mu? Hani arada bir böyle haftada bir de olsa yiyelim. İşte et olur, balık olur. Hani eski alışkanlıklarımıza geri dönmesek de vücudumuzu arındırsak da hani haftada bir olur, ayda bir olur ama böyle tamamen de hayatımızdan çıkarmak bizi biraz zorladı açıkçası. Çevre olarak da zorladı. Yani herkes şey diyor, ne yiyorsunuz? Ya siz her gün et, balık, köfte mi yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Biz de onu yiyoruz. Ya da hep et, balık, köfte yeseniz de yanında hiç sebze yemeği yemiyor musunuz? Hani biz de o sebze yemeğini yiyoruz. Hani aç mıyız yani değiliz ama hayvansal gıdadan uzağız. Kahvaltıda ne yiyorsun? Her şeyi yiyebilirim yani. İstersen çorba içerim. Hani yeter ki yiyecek bir şeyler bul. Çok şükür var. Bulabiliyoruz ve yiyoruz. Bunun buradan yola çıkarak dedim ki tamam haftada bir bizi hani midemizi şaşırtmak adına olabilir. Vücudumuzu şaşırtmak adına olabilir. Zihnimize hani istediğini vermek adına olabilir. Eski alışkanlığımıza dönelim. Haftada bir yiyelim dedim. Demek Daha buydu. sürdürülebilir olması açısından aslında biraz daha yani. Ha, yani şey heyecan mı ne? Heyecan mı katmak istiyorsun gıdamıza? Hayır, hayvansal gıda olmayan besinleri her zaman bulmak ve onlarla beslenmek Burada kolay değil. zor. Özellikle burada zor. İzmir'de olsak biraz daha böyle. Ve internet var. Her zaman istediğin şeyi her yerden alabilirsin. Ama yine de sürdürülebilir olması açısından dedik ki Neden olmasın? arada farklı bir deneyim sağlanabilir. Tamam. Bunu dedik. Gittik Zeynep'a. Menüye bakıyoruz. Bir şeyler seçiyoruz. Benim canım uzun zamandır. Tabii ben bu arada yani mantı aşığı bir insanım. Ama 3 aydır da hiçbir şekilde hayvansal gıda yememişim. Tatlı yememişim. Hiç. Sıfır bakın. Özellikle altını çiziyorum. Tatlı dahi sıfır. Ali gene kendi bir kabak tatlısı buldu. Arada onu yiyordu. Bende o da yok. Ve ben hiçbir şey yememişim. Biz gittik Zeynep'a. Kaşlarımı boyuyorum bu arada. Ne yiyelim ne yiyelim. Kimse karar veremedi. Neyse ortaya şef gelsin mi? Şef ortayı donatsın mı? Öyle bir şey. Yani menünün %80'e yakını masaya geliyor dedi garson. Biz de dedik ki tamam. Yiyoruz, yiyoruz, sohbet ediyoruz, yiyoruz, yiyoruz, sohbet ediyoruz. Yiyoruz, yiyoruz, sohbet ediyoruz. Yani yemeklerden ne yediğimi hatırlamıyorum ama en son 3 tane tatlı geldi masaya ve ben o 3 tatlıdan da yedim. Bunu hatırlıyorum. Başka da bir şey hatırlamıyorum. En son 3 tane falan çay içtim. Ondan sonra kahve içtim falan. Bayağı yedik içtik Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın. O gece eve geldik. Hiçbir şey yok. Yatıyorum. Yatamıyorum. Midemde tarif edemeyeceğim bir kaynama. O yediğim her şey kaynıyor. Bildiğin kaynıyor yani. Bunun başka bir açıklaması asla olamaz. Gerçekten midem kaynıyor çünkü. Ali tahmin edersiniz ki horul horul uyuyor. Ali'yi hiçbir şey bozmamış. Dünya yasağı da umrunda değil. Artık saat 2:30 falan ben hala uyumamıştım. Hani sabah oldu bir şey mi değişti? Hayır. Ertesi gün hiçbir şey yiyemedim. Sabah uyandım hatta Instagram'a story çekmiştim. Midem yanıyor ne yapabilirim diye. Bu arada eyeliner'ın kalemle yaptığım eyeliner'ın üstünden geçiyorum şu an. Ama kirpik dibime daha yakınım. Çok önemli bir tüyo veriyorum. Hazır mısınız? Gözünüzü şu bitiminden tutup komple çekerseniz. Bakın gözümü şu an açıyorum. Açamıyorum. Kapatıyorum. Kapatamıyorum. Şu gözüm şu an hiçbir şekilde hareket etmiyor. İyi bir eyeliner çalışmak istiyorsanız. Hani boş zamanınızdan bahsediyorum bu arada. Bir yere giderken böyle vakitler kaybedemezsiniz. Burada şu an hiçbir şey yok. Buradan göstereyim. Gözünüzü tamamen şöyle çektiğiniz zaman bakın açıyorum kapatıyorum hiç oynamıyor. Ben hep okulda da öğrencilerime böyle öğretirdim. Hani gözü sabitle istediğin gibi çalış orada. Hiçbir şekilde can yakmıyor. Can yakan bir şey olsa ben kendime yapamam. Dolayısıyla can yakmayan bir şey. Ama gözünüzde hiçbir şekilde titremiyor. Bunu bu arada kirpik takarken de kullanabilirsiniz. Neyse ben ertesi gün çok ciddi bir ağrı çektim. Mide yanması, mide krampları. Dedim ki tamam Buket. Abarttın. İşini çıkardın. Ama inanılmaz pişman oldum bir kere. Gerçekten yani veganlığı bozduğuma pişman oldum o anda. İşte çok yediğime pişman oldum. Bu pişmanlıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi eğriye eğri doğruya doğru. Bir daha et vesaire işte balıktır şudur budur. Hani hayvansal gıda tüketmekten şu an acayip çekiniyorum. O da bir bilinçaltımda bir travma oldu. Aynı ağrıları yaşar mıyım? Çünkü gerçekten 24 saat hiçbir şey yiyemedim. Ve bu benim için mümkün değil. Yani ben yemeği çok severim ve aç kaldığım zaman hemen elim ayağım titrer. Ama bunu yaşadığım için çok kısa bir zamanda yani 2 gün önce yaşadım. Ve şu an ay et mi falan hala da böyle hani midem bir karmaşık açıkçası. O yüzden
Ben uzun bir süre muhtemelen o haftada bir yerize uzun bir süre dönmem. Tatlı zaten hani benim hayatımda çok çok zaman olmadı. Ben evlendikten sonra hani Ali'ye yapayım, işte misafir geliyor misafire tatlı sunayım falan diye diye yemeye başladım. Hani lise dönemde falan tatlıdan nefret ederdim. Hala daha da çok yiyemem zaten. O bir resmen böyle bir iftardan şey, yani oruçtan çıkış iftarı gibi bir şey oldu o yemek süreci benim için. Ama şu an yediklerimi düşündükçe bile hala dediğim gibi midem böyle bir ağrıyor hala. Onu atlatana kadar da zaten ben uzun bir süre hala hayvansal gıdadan uzak kalmış olacağım. Akşam profiterol yiyelim diyordum ben de. Al işte. Vallahi kendi başına yersin. Ben yokum. Ben uzun bir süre gerçekten midemin dinlenmesi lazım. Dediğim gibi hala böyle bir bükülme, böyle bir ağrı var gibi. Ama daha iyiyim tabii ki de. Sesim çıkmıyordu. Ya konuşamıyordum. Yani böyle konuşsam sanki böyle çıkacak böyle her şey. Doğru düzgün zaten istifra eden biri de değilim. Edebilen biri değilim yani. O yüzden zor bir gün atlattım. Bilmiyorum daha da döner miyim? Bence benim için iyi olmuş vegan beslenmek. Yani benim bünyem aslında ağır yemeğe gelmeyen bir bünye. Ki ben bunu yani ben bunu nasıl unuturum ya? Ben bunu nasıl unuturum? Ben Buca'da görev yaparken artık okul kapanıyor. Öğretmen arkadaşlar dedik ki hadi dedik öğlen yemeğine gidelim. Bakın yaklaşık 12-15 kişi öğlen yemeğine gittik. Ne oldu? Çok beğenmediğim, çok güvenmediğim bir yerdi. Dedim ki ay dedim çok güvenmedim ben buraya. Çok güven vermedi. Et vesaire bir şey yemeyeyim. Zeytinyağlı bir şey yiyeyim dedi. Tek zehirlenen ben oldum. 15 kişiden herkes etli, tavuklu bir şeyli yemekler yedi. Tek zehirlenen ben. Ben de zeytinyağlı yemek yedim. Artık o zeytinyağı hangi zeytinyağıydı bilmiyorum. Ama ben zehirlendim sadece. Yani o yüzden hani midem zaten çok hassas. Hiç de böyle şeylere gerek yok. Yani kendin istiyorsan git. Şimdi farlı kısma geçiyorum. Burayı ister dağıtırsınız ister şey ama alın size eyeliner. Yani bilerek yeşil geçtim daha net gözüksün diye. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Kahverengiyle çalışmamın da tek sebebi kahverengiyi sildiğiniz zaman iz kalmayacaktı. Hani hafif de çalıştığınız için. Siyahla falan sakın çalışmayın. Pardon. Bu tarafa da farla uyguluyorum. Farda da yine böyle bilmiyorum gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Gözükür mü? Gözüküyor mu? Güzel. Odaklandı mı? Tamam. Kesik uçlu bir far alın. Eğer bunda da netlik istiyorsanız fırçanızı ıslatın. Netlik istemiyorum ben. Hani sonradan düzeltirim diyorsanız ki sonradan düzeltilebilir. Yine şöyle bir şeyle bakalım. Çok koyu olmayan şu tonlarla bakacağım. Yerini belirleyeyim. Ondan sonra geçeriz. Bu sefer bunu yani fırçanın ucunu şöyle değil de normalde şunu isteriz ya. Islattığınız zaman bunu yaparsınız. Tam tersi böyle yapıyorum. Çünkü neden? Hiza almak istiyorum. Yine bakın gözümün altından geliyorum. Ve üste çıkıyorum. Aslında zaten gözünüz size o şekli veriyor. Çok hafif belli oldu. Biraz koyuyla geçmem lazım. Herkesin de görebilmesi adına hangi koyuyla geçsem şu koyu iyi. Gayet iyi. Geri dönerken fırçayı yerini belirlerken böyle kullandım. Geri dönerken böyle kullanıyorum. Uç kısmı yukarıya veriyorum. Ve gözümün bitimine aşağıya iniyorum. Dediğim gibi bu hizalar size sivri gelebilir, dik açı gelebilir ama değil. Kendinize izin verin. O dik açıları oluşturun gözünüzde. Maskara sürdüğünüzde ya da daha sonrasında kirpik taktığınızda emin olun o görüntüler oturacaktır yerine. Şimdi içini dolduruyorum. Aynı şeyle de doldurabilirim. Niye buna geçtim? Ben de bilmiyorum. Bu kadar. Bunu istediğim şekilde koyulaştırabilirim. Hatta şimdi siyahla geçelim mi üstünden? Fırçanın ucunu ıslattım. Artık yerini belirlediğim için böyle de geçebilirim. İnanılmaz bir rüzgar var. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Burada kaşınızı hani şuradan kaldırmak değil de şu açıyla kaldırırsanız zaten size yeri yine gözükecek. Bir geri geliyorum. Yok. Ben
uzun yıllar bu yöntemlerle makyajımı yaptım ve herkes ya eyeliner ne kadar güzel olmuş, hani nasıl çekiyorsun, ne kullanıyorsun dediğinde, ben kalem kullanıyorum dediğimde herkes çok şaşırdı. Bu olabilir. Dediğim gibi fırçanız varsa fırçanın ucunu ıslatıp fardan yardım alarak da bunu yapabilirsiniz. Kalemle de yapabilirsiniz. Yeter ki elinizi gözünüzü şekline uygun eyeliner'a göre alıştırın. Fazlalığını silebiliriz de hemen yanımızda, evet, gözümüzün önünde olan popiklerden de yardım alabiliriz. Orayı şu an baktığınız zaman iki gözümde de eyeliner çalışması var. Yani bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Ha evet, farlı, çok far uyguladığımız makyajlarda belki bu yöntem sizi biraz kısıtlayacaktır. Çünkü ıslattığınız için uyguladığınız farı da alabilir. Ama kalem yine size cevap verir. Yine istediğiniz sonuca sizi ulaştırır. Bu arada bunları dağıtabilirsiniz de. Ben şu an hani dağıtmak istemiyorum. Bir de ne yapalım? Concealer uygulayabiliriz ama şey, concealer dışında bir dakika. Bunun için bir video daha çekeceğim. Şu an aklımda o kadar çok düşünce geldi ki tıkandım. Bunun için bir video daha çekeceğim ama şeyler için söylemek istediğim şeyler var. Bu neydi o? Evet. Benden bekleme, ben nereden bileyim? Asla aklıma gelmiyor şu an. Kontürleme. Heyecanlandım galiba. Patrolaya geçtin ya, unutmuşsun o yüzden. Ay! Ya nasıl altından kalkacağız bu esprinin? Geçer geçer. Kontürleme ile ilgili uzun bir video çekeceğim. Ama şunu göstermek istiyorum. Mesela burnuma kontürleme yapmak istiyorum, değil mi? Burun şekilleri de çok farklı. Yüz şekilleri de çok farklı. Dediğim gibi ayrı bir videoda anlatacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Kontürleme işlemi günlük hayatınızda dışarıya çıkarken uyguladığınız zaman ışığın tersten gelen bir açıyla size vurmasıyla birlikte bambaşka bir yüz şekline bürünebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Ben şimdi sadece şöyle şurayı kapatmak adına başlayayım. Nasıl yazıyor? Ali şok. Değişik. Bu kadar makyaj yaptın ya. Akşam iftara bir yere götüreyim seni. Vay. Çok güzel bir güveççi var. Ayıp ayıp. Ayıp. Gerçekten ayıp. Olmaz yani. Hazırlandın o kadar ama. Hazırlanmadım. Ben bunu sildiğim anda. Yabana sonra gitmesin. Hayır. Şimdi böyle karşıdan durunca burnum inceldi mi? Ben şu an telefonun arkasından görüyorum mesela. Böyle bir efektif olarak bir şey var. Çünkü ben buralarıma gölge uyguladım. Ama böyle durduğum zaman muhtemelen upuzun bir burun göreceksiniz. Olduğundan fazla uzun gözükecek. Çok fazla uygulamadım şu an. Ya da kontürlemeyi tamamlamadım. Aslında buraya koyu uygularken işte ön tarafı açık uygulamam ve devamında da açık uygulamam lazım. Dediğim gibi bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim için burada anlatmıyorum. Sadece giriş olsun diye söyledim. Kontürü günlük hayatınızda uygulamak biraz riskli olabilir. Ben makyajı tamamlamak istemiyorum çünkü anlatmak istediğim sadece eyeliner'dı. Size göstermek istediğim şey buydu. Kalemle de yapabilirsiniz. Farla da yapabilirsiniz. Farı ıslatarak da yapabilirsiniz. Kuru farla da yapabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Boşlukları da doldurabiliriz. Yani buradaki amacım sizi ikna etmek aslında. Elinizde eyeliner yok diye, bu ürün olmuyor diye bir şey yok. Eyeliner'ın amacı şu, ben sürekli böyle Instagram'da diyorum ya, dudak kalemi kullanın, dudak kalemi kullanın, ruju öylesine sürmeyin, dudak kalemi kullanın. Bunun amacı ne? Dudaklarımızın şeklini belirlemek. Eyeliner'ın da tek amacı göz şeklini belirlemek. O yüzden herkes eyeliner çekecek diye bir şey yok. Eğer göz şeklinizi beğenmiyorsanız zaten eyeliner'dan tamamen uzaklaşın. Çünkü eyeliner sizin göz şeklinizi daha da ön plana çıkaracaktır. Farlarla makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Bunu da yine bir videoda anlatırız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ali'cim katıldığın için çok teşekkür ederim. Ne bence belki bundan sonra bütün videoların arkasında sen olabilirsin. Yani bütün videolar olmasa da elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Madem eyeliner'ı çok seviyorsunuz, bol eyeliner'lı, çok güzel, çok ince ve bazılarında çok kalın çektiği eyeliner'larla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tamam. Sen öncesini anlatmaya başladın. Tamam. Kesiyorum o zaman. Ben bunu keseyim. Sen bilirsin. Ben bilmem. Vegan beslenme. Tamam, anlattın zaten. Tamam. Bir dakika, nereden başlayacağız? Vegan... Öfleme Ali, öfleme. Güveçliğe gidiyoruz mu? Hayır. Kapat.